Merhaba arkadaşlar. Yetenekli Hanım kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere zırh örgüde ilmek kapatma ve zırh örgüde dikme tekniklerini anlatmak istiyorum. Videoma geçmeden önce her zamanki gibi hatırlatmalarımızı yapalım. Eğer videolarımı beğeniyorsanız ve yeni videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız, kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, bildirimleri açmayı ve videolarımı paylaşmayı unutmayınız. Kanalıma abonelik tamamen ücretsizdir. Modelim zırh örgü olduğu için ilmeklerimi kapatırken ince 5 numaralı şişle kapatıyorum. Kenar ilmeğimi normalde örmüyorum ancak kapatma sırasında kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Sıradaki ilmeğim düz. Bunu yine düz örüyorum ve zırh örgüyü bölmemek için arka ipinin içinden düz örüyorum. Bu işlemi yaptıktan sonra kenar ilmeğimi ördüm düz ilmeğin üzerinden geçirdim. Devamındaki ilmeğim ters. İpi ön aldım. Bu ilmeğimi ters ördüm. Ve bir önceki ilmeğimi bu ilmeğimin üstünden geçirdim. Sırada düz ilmeğim var. İpimi arkaya aldım. Düz ilmeğimi zırh örgüde arka ipinin içinde örüyorum ve bir önceki ilmeği bunun üstünden geçiriyorum. Yine devam ediyorum. İpi öne aldım. Ters ilmeğimi ters ördüm ve bir önceki ilmeği bunun üstünden geçirdim. İpimi arkaya aldım. Düz ilmeğimi arka ipinin içinde düz ördüm. Bir önceki ilmeği bunun üstünden geçirdim. Bakın çok düzgün bir bitirme şekli. Düzü düz örerek, tersi ters örerek kapatma yapıyoruz. Bir kez daha gösterelim. Sıradaki ilmeğim ters olduğu için ipi öne aldım. Ters ilmeği ters ördüm. Bir önceki ilmeği bunun üstünden geçirdim. Yine İpimi arkaya aldım. Bir sonraki ilmeğim düz. Bunu düz ördüm. Ve bir önceki ilmeği bunun üstünden geçirdim. Çok fazla sıkmıyorum. Yani yakanın ucunun kasmasını istemiyorum. Şimdi bu şekilde tersi ters örerek, düzü düz örerek kapatma işlemimi sıra sonuna kadar devam ediyorum. Ve geldim kenar ilmeğime ipimi öne aldım, kenar ilmeğimi ters ördüm, bir önceki ilmeğimi kenar ilmeğin üstünden geçirdim. Bakın şişimde tek ilmek kaldı. Şimdi ipimin ucunu dikişe yetecek kadar uzun bırakarak ipimi kestim. İpimi kestikten sonra bu ipimi şu son ilmeğimin içinden geçirerek bir sağlamlaştırma yapıyorum. Bakın şu şekilde çektirdim ve sıkılaştırdım. Kapatma işlemim bitti. Bakın, son sırada da yine örgünün desenini aynı şekilde vererek kapatmamızı yaptık. Bakın ne kadar düzgün bir kapatma. Şimdi bundan sonra sıra geldi dikişimize. Kestim ipimin ucunu örgü dikiş iğneme geçiriyorum. Dikişimizi ön yüzden yapıyoruz. Örgümün ön yüzünü karşıma aldım. Bakın zırh örgünün olduğu yeri ipim sol tarafta hemen sağ taraftan şuradaki köşeden alttan yukarıya doğru tam köşeden iğnemi batarak üste çıktım. Bundan sonra ne şekilde dikiyoruz? Bakın şurada götürdüğümüz kenar ilmeklerimiz var. Şimdi biz dikişi yaparken bu kenar ilmeklerini şöyle çekerek hemen yanlarından dikişi yapacağız her iki taraftan bunu görelim örgümü şu şekilde tutuyorum kenar ilmeğim sol tarafta bakın şurada bu kenar ilmeğim sürekli sol tarafta iğnemin sağ tarafında kalacak ben şu aradan kenar ilmekle şuradaki düz ilmeğin arasından şu şekilde batarak dikişimi yapacağım. İlk batışımı sol taraftan iğnemi alttan kenar ve düz ilmeğin arasına alarak yapıyorum. Şu şekilde. İlk batışım bu. Aynı şekilde bakın sağ tarafa geçiyorum. Yine şu alttan şu kenar ilmeğimin kenara şöyle çektirdim. Alttan kenar ilmekle düz ilmek arasından batarak yaptım. Bundan sonra bu ilmeklerin sırayla giden bakın şu kenar ilmeklerin aralarından şu aradaki sıraları iğnemin üstüne bırakarak devam ediyorum. Tekrar sol tarafa geçtim. İlk araya battım. Hemen bir sonraki şu kenar ilmeğimin sol tarafındaki aradan çıktım. Sağ tarafa geldim. Yine ilk arama battım yani son ipimin bulunduğu ilmeğin arasına. Buradan battım bir üstteki kenar ilmeği ve düz ilmeğin arasındaki boşluktan çıktım. Şuradaki ipi iğnemin üstüne alarak. Bir iki kez Geçtikten sonra sıkılaştırma yapacağım. Tekrar sol tarafa son ipimin bulunduğu yere batıyorum. Bir üstteki boşluktan iğnemi çıkardım. Kenar ilmeğim iğnemin sağ tarafında, şu ara iplerde iğnemin üstünde. Şimdi sağ tarafa geçtim. Bakın şu kenar ilmeklerle şöyle çektirdiğimizde şurada çapraz sıraları takip ediyorum. En son ipimin bulunduğu ilmekten batıyorum. Bir üstteki aradan çıkıyorum. Şu çapraz sıralar iğnemin üstünde. 2 3 kez battıktan sonra şöyle hafifçe çektirerek sıkılaştırıyorum. Bakın şöyle toparladım. Devam ediyorum. Yine sol tarafta en son ipimin bulunduğu aradan bakın son battım boşluktan batıyorum. Bir üsttekinden çıktım. Aynı şekilde sağ taraftan. Şöyle sıkılaşmış olabilir çektirebilirsiniz. Son battım aradan boşluktan batıyorum bir üsttekinden çıkıyorum çapraz ipler iğnemin üstünde sürekli. Aynı şekilde bir soldan şuradaki çapraz ipler mutlaka iğnenin üstünde. Bir sağ taraftan. Bir iki sefer battıktan sonra şöyle hafifçe çektirerek sıkılaştırıyorum. Bu şekilde dikmeye devam ediyorum. Evet arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, bildirimleri açmayı ve kanalımın büyümesi için videolarımı paylaşmayı unutmayınız. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. İyi günler, sağlıcakla kalın.